Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Ve ufavvidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Değerli arkadaşlar, son dersimizde tad'iften bahsetmiştik. Sonra da idgam ve idgamın kısımları. Şimdi geliyoruz mu'telle. Arkadaşlardan birisi bana, arkadaşlar şeyi söyleyebilir miyim? Tad'if neydi? Sülasi mücerrette tad'if nasıl oluyordu? Bir de rubai mücerrette nasıl oluyordu? Birisi bana cevap verse güzel olur. Yok mu gönüllü? Ben mi isim söylesem? Var mı gönüllü arkadaşlar? Bana tad'ifin tarifini ve sülasi mücerret ile rubai mücerretteki şeklini söyleyecek olan Mehmet, senden dinleyelim. Mehmet Altun. İmran Hocam. Buyur, dinliyorum. Hocam, müdaaf zaten şey anlamda geliyordu. Mazi sigasında şöyleydi, yani sülasi mücerret mezil fiilinde aynı fel ve lamül feli aynı cinsten olan bir harfin birbirine hocam örnek verelim. Kitapta tabi radde veriyordu, marrayı verebiliriz hocam. Mesela radde diyoruz, bunun aslı rad değildi. Hani ilk dal biraz sakindi, sükun haldeyken, ikincisi müteharrik harekeliydi. Bunu Güzel. idgam ettik. İki harfi birbirine idam edip şeyini oluşturduk. Sülasi mücerret fiil. Güzel. Evet. Peki rubai de nasıl oluyor? Hocam, rubai de şimdi zelzele yüzel zilu şeyinden gitmiştik galiba. Hani ve lamuhul ula mine cinsi vahidin faul feyle lamul feyle aynı cinsten olan Çok güzel. harflerdi onlardan. İkinci harfi şeye galiba idgam ediyorduk yine aynı şekilde. Hayır, Yani idgam yok burada. Sadece aynı cinsten harfler var. Faul fiille birinci lam aynı cinsten. Evet, aynı zamanda aynı fiille ikinci lam da aynı cinsten olması evet, gerekiyor hocam. Rubai'de. Zelzele yüzel zili örneğini vermişiz zaten. Zelzelede mesela idgam yok. Değil mi? Evet, evet hocam. Faul fiille aynı fiille aynı hani zam za ile zam. Yine lamla lam aynı bu şekildeydi orada. Evet, güzel. Tabii bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz mu'telle. Mu'tel biraz daha yaygın, biraz daha Arapçada fiillerde çok kullanılan bir durum. Onun için buna da dikkat edelim. İyice dersi dinleyelim. Faslun fi'l mu'telli. Mu'telle ilgili bir kısım. Fasıl demek bölüm demek. Bu bölüm mu'telle ilgilidir. Mu'tel fiil nedir arkadaşlar? Diyor ki ve huve mu'tel fiil ma kana ahadu usulihi harfe illetin. Asli harflerinden birisinin harfi ille olmasına mu'tel deniyor. Yani eğer bir kelimenin, bir fiilin, kelime dediğimiz fiil olan bir kelimenin asli harflerinden, asli harfler dediğimiz arkadaşlar unutmayalım. Sürekli asli dediği şey faul fiil, aynel fiil, lamel fiil. Yani bizim her zaman mastarımız fealedir. Bu fealenin veznine uygun olan herhangi bir kelime, o kelimenin birinci harfi faul fiildir, ikinci harfi aynel fiildir, üçüncü harfi lamel fiildir. Burada diyor ki eğer bu üç harften birisi, sadece bir tanesi bile harf ille olursa ona mu'tel deniyor. Mu'telin sözlük anlamı arkadaşlar böyle hastalıklı. İllet hastalık demektir. Mu'tel hastalıklı, mesela kelime için kullanıyorsa bu kelime mu'teldir, bu fiil mu'tel dediğimizde bu fiil hastalık. Niçin hastalıklı denmiş? Çünkü vav, ya ve elif, yani illet harfleri arkadaşlar, içinde bulunduğu kelimede istikrar yok. O kelime habire değişiyor, habire düşüyor. O vav, ya habire zahir oluyor. Kimi zaman farklı harflere kalp oluyor. Böyle değiş tokuş oluyor. O kelimede bir türlü istikrar olmuyor. Dolayısıyla o kelimeler sıkıntılı kelimelerdir. Bizi de Arapçada en çok zorlayan kelimeler mu'tel kelimelerdir. Onun için bu isim onlara verilmiştir.
Yani asli harften bir tanesi ister faul fiil, ister aynel fiil, ister lamel fiil. Bu üç harften birisinin illet harfi olmasına mu'tel deniyor. Vehiye bu illet harfleri nelerdir? İllet harflerini söylüyor. Vehiye zamirin müennes olmasından illet harflerinin olduğunu anlıyoruz. Vehiye el vavu vel ya'u vel elifu. İllet harflerimiz bir vav harfi, ikincisi ya, üçüncüsü de elif. Bunlar aynı zamanda med harfleri de deniyor değil mi arkadaşlar? Ve tusemma huruf el meddi. Bu harflere aynı zamanda med harfleri de deniyor. Ve lini ve lin harfleri de. Şimdi lin arkadaşlar eğer tecvid okuduğunuzda hatırlarsanız orada sadece ya ve vavel lin harfleri deniyordu. Elif lin harflerine kullanılmıyordu. Eğer bu şekilde lin harfleri diyeceksek bunlara o zaman bu elif asli bir harf değildir. Yani elif vav ya da ya'dan dönüşmüş olan bir harf olarak karşımıza çıkıyor. Vel elifu hine izin bu durumda yani eğer bu illet harflerini harf ilin dersek o zaman diyor elif tekunu munkalibeten anil vavi evil yai. O zaman şu elif munkalibeten munkalib olur yani çevrilme, devşirme. Anil vavi evil yai. Ya vavdan ya da ya'dan çevrilmiş bir harf olur. Yani elif aslı başlı başına bir kelime değildir esası. Şey bir harf değildir. Belki o elifin aslı ya vavdur ya da ya'dır. Dolayısıyla lin dediğimizde yani vav veya olmuş oluyor. Mu'telin arkadaşlar 7 kısmı var. 7 çeşit mu'tel fiil var. Bunları tek tek açıklayacak. Birincisi el mu'telül fa'u. Buna aynı zamanda misal deniyor. Bina okuyanlar varsa arkadaşlarınızda böyle sonunda sanırım binadaydı. Belki ezi yok değildir. Binanın sonunda bu mu'tel şeyleri böyle bir tekerleme vardı. Böyle bir şiirsel bir dörtlük vardı. Hatta bir beyitti. Yani o beyti hepsini topluyordu. Diyor sahih hastu misal hastu mudaaf lefifu naqisun mehmuzu necvef. Böyle bir şey vardı hatırımda. O beyte hepsi zikrediliyordu. Birincisi bunlardan misaldir arkadaşlar. Misal ne demek? Bakacağız şimdi. Ve enva'uhu ve enva'ul mu'telli. Zamir arkadaşlar. Şey, bu zamir şeye dönüyor. Mu'tele dönüyor. Enva'uhu enva'ul mu'telin. Mu'telin nevileri, çeşitleri, türleri seb'atun 7 tanedir. 7 tane mu'tel türü vardır. El-evvelu bunlardan birincisi el-mu'telul fa'u. Birincisi mu'telul fa'tir. Yani fa'ul fi'li ilk harfi, illet harfi olan fiillere mu'telul fa denir. Ve yuqalu lehu bu mu'telul fa'a ayrıca el-misalu deniyor. Yuqalu el-misalu. Misal deniyor. Bak yuqalu bina meçhul bir fiildir. Bina meçhuldur. Misalu naibi faaldir. Mesela kal kultu lehu el misala. Mu'telül fa'a misal dedim. Kultu ben olsam fail zikredildiği için misale mef'ul olur. Ama misalu burada naibi faildir. Arada bir böyle nahvi şeylere de değinelim ki öğrendiklerimiz örnekler üzerinden pekişsin. Yukalu bina meçhul lehu caru mecrur yukaluya mutallak. El misalu naibi fail. Niçin ona misal deniyor? Li mumaselatihi as-sahiha. Çünkü bu mu'telül fa olan illetli fiiller mumasildir as-sahiha sahiha. Sahih neydi arkadaşlar? Ma selimet hurufuhu'l asliyetu. Asli harfleri salim olan. Daha önce geçmişti tarifi. Yani elif, vav, ya, hemze ve tad'ifin içinde olmadığı fiile salim, sahih deniyordu. Çünkü li mumaselatihi as-sahiha fi ihtimali harakati. Yani harekeler konusunda sahih ile aynı şeye sahiptir. Aynı fonksiyona sahiptir. Yani sahihte de bütün harekeler var. Şeyde de aynı şekilde mu'telül fa'da da yani misalde de bütün harekeler var. Genellikle harekeler ecvefte daha çok düşüyor. Nakısta bazen düşüyor ama mu'telül fa'da yani misal örneğinde fazla hareke kaybı olmuyor. Ama vav harfi yani misal örneğinde arkadaşlar yani kelime illetli olduğunda eğer faul fiil vav ise yani illetli harflerden vav faul fiilde gelirse fetuhzafu minel fi'lil mudari'illezi ala yef'ilu. Mesela bir örnek düşünün arkadaşlar. Vav ile başlayan yani faul fiili vav olan bir misal fiil düşünün. O misal fiilin mudari'inde yani ondan mudari yapmak istediğimizde o vav harfi düşüyor. El mudari'illezi ala yef'ilu. Tabi eğer
mudariye filo vezni üzerinde olursa bi kesril ayni, yoksa yef'alu vezninde olsa ya da yef'ulu vezninde olursa orada düşmez. Sadece aynel fiilin mudariyete kesreli olduğu durumlarda o vav harfi düşüyor. Mesela ve miqa yevmiku. Bu bir örnektir arkadaşlar. Ve miqa yemiku, yevmiku. İşte o yemiku diyoruz. Yani mudarete yevmiku değil yemiku. Vav düşüyor. Dolayısıyla bu kural orada gerçekleşebiliyor bu misalde. وَمِنْ مَصْدَرِهِ الَّذِي عَلَى فِعْلَةٍ. Bir de vav ayrıca şuradan da düşüyor. وَمِنْ مَصْدَرِهِ الَّذِي عَلَى فِعْلَةٍ. Fiiletin vezni üzerinde olan mastarda da yine vav harfi düşüyor. وَتَسْلَمُ فِي سَائِلِ تَصَارِفِهِ. Fiilin diğer tasarruflarında, diğer çekimlerinde, diğer kullanımlarında ise teslemu, o vav kalıyor. O, yani salim oluyor. O vav bir şey olmuyor. فَتَقُولُ mesela dersin. وَعَدَى يَعِدُ عِدَةً وَوَعَدًا فَهُوَ وَاعِدٌ وَذَاكَ مَوْعُودٌ وَالْأَمْرُ عِدٌ وَالنَّهْيُ لَا تَعِدُ. Şimdi vaad örneğinden arkadaşlar bir fiili mazi getirdi. Fiili mazi vaadedir, değil mi? Bu misal bir fiildir. Faul fiili vavdur. Vav olduğu için de misal oluyor. Yani mu'telul fa'tir. İşte diyor ki bu tür örneklerde mudari'de vav düşüyor. Bu ya'idu arkadaşlar aslı yev'idudur. Yazalım şöyle. يوعد يوعد يفعل يضرب gibi ikinci baba giriyor. Fakat şurada dedi ya mudara eğer yef'ilu vezni üzerinde olursa fetuhzafu vav hasfediliyor. Dolayısıyla ya'idu oluyor. Bir de eğer dedi eğer şey mastarı fi'let vezninde gelirse orada da düşüyor. Fi'letin bak i'udetin bunun da aslı i'udetindir. İyudetin, fiiletin o vezindedir. Orada da yine vav düşüyor, ideten oluyor. Yani mastar, va'ada ya'idunun mastarı ideten geliyor. Ve va'den ayrıca bu da ayrı bir mastardır. Yani fiile iki mastar türü vardır. Bir fiiletin vezinde var, bir de fe'len vezni var. Fe'len de hasf olmuyor ama fiileden hasf oluyor. Dolayısıyla buradaki vav düşmüştür. Fehuve ismil fail. Fehuve demek ismil fail demek arkadaşlar. Yani bu vaadi veren kişi, vaadi gerçek yani sözü söyleyen kişi ne deniyor? Vaidun. İsmil fail vaidundur. Burada bir şey düşmemiş. Failun. Aynı bir elif, vav, faul fiil, aynı fiil arasında bir elif getiriyoruz ve ismil fail oluşturuyoruz. Ve zâke ismil mef'ul ise tamam fehuve arkadaşlar ismil fail demek. Bunu emsile okuyanlar bilir. Orada da ismil failden bahsederken şey diyor. وَذَاكَ ismi mef'ul. Evet bu da ismi fail, ismi mef'ul. Hangi vezinde geliyor? مَوْعُودٌ مَفْعُولٌ. Bakın burada da hiçbir değişiklik yok. Yine vav sabittir. وَالْاَمْرُ emir ise id. Emir id geliyor. Yani وَعَدَ يَعِدُ fiilinden emir sigasını yaptığımızda ne diyoruz? İd diyoruz. Şimdi emri hatırlayalım arkadaşlar. Önceki derslerde geçmişti. İd nasıl ya, yani fiil emri nasıl yapıyorduk? Fiil-i mudaratan yapıyorduk. Fiil-i mudara'nın başındaki mudara harfini önce atıyorduk. Mudara harfini attıktan sonra sonunu da cezimli yapıyorduk. Sonunu da sakinleştiriyor. Yani o sondaki harekeyi de atıyorduk. Eğer harfi mudara attıktan sonraki harf harekeliyse zaten başka bir şey yapmaya gerek yok. O şekilde direkt emir oluşuyor. Yok eğer o harf sakinse o zaman bir hemze-i vasıl getiriyoruz. Hemze-i vasıl genellikle meksur oluyor. Ancak eğer aynel fiil madmum ise o zaman hemze madmum olabiliyor. Onun için vel emru id ya'idu. Şimdi şu ya'idu'yu var ya düşünün. Ya harfini attık. Bak buradan bir emri yapalım. Ya harfi mudara'ati attık. Hasfettik. Dali de sakin yaptık. Ne oldu? İd. İşte bak emru id. Çünkü zaten ya'dan sonraki harf esrelidir. Eğer sakin olsaydı oraya bir hemze-i vasıla getirmemiz gerekecekti. Ve nehyu nehi ise ne şekil geliyor? La ta'id. Bak burada da yine vav düşmüştür. La ta'id. Aslı la ta'idken fiili mudara'ta vav düşüyor. La ta'id vaad etme. Va'ada vaad etti. Ya'idu vaad edecek. İdeten vaad etmek.
mastar. Fehuve ismin fail va'idun, va'd eden kişi. Ve zâke mev'udun, va'd edilen şey. Vel emru emir id, va'd et. Ve nehyu la te'id, va'd etme. Ve kezalike aynen va'ade gibidir. Ve mika yemiku mikaten. Bu örnek de aynen on gibidir. Ve mika anlamı arkadaşlar sevmek, şefkat göstermek anlamındadır. Ve mika yemiku mikaten. Aynı şekilde misaldir. Çünkü vavul faul fiili vavudur, harfi illedir. Yine mudari'te vav düşüyor. Burada vav vardı. Yevmiku. Küçük bir vav koyalım buraya. Yevmiku. Vav düşüyor. Dolayısıyla bunun bir farkı yok yukarıdakinden. Mikaten mastardır. Yine burada vav düşmüş. Çünkü fiiletin vezininde olan mastardan da yine ne oluyordu? Vav harfi düşüyordu. فَاِذَا اُز۪يلَتْ كَسْرَةُ مَا بَعْدَهَا. Bazen de arkadaşlar hasfedilen harf geri geliyor. İade oluyor. O da ne şekil oluyor? Diyor ki فَاِذَا اُز۪يلَتْ كَسْرَةُ مَا بَعْدَهَا. Eğer vav'dan sonraki kesre, yani harfi ille'den sonraki kesre zail olursa, o kesre giderse bir şekilde مَا بَعْدَهَا مَا بَعْدَ الْوَاوِ. Vav'dan sonraki kesre اُعِيدَتِ الْوَاوُ الْمَحْزُوفَةُ. Daha önce hasfedilen vav iade oluyor, geri geliyor. Ne gibi? نَحُ لَمْ يُعَدْ. Bak, وَعَدَ يَعِدُ. يَعِدُ عَيْنْ أَسْرَلِيكَنْ. عَيْنْ أَسْرَلِي olduğunda vav düşüyordu, vav olmuyordu. Ama sen lemmi cazime getirince ne yapıyorsun? Bir de bina meçhul olunca ne oluyordu? Sondan bir önceki harf bina meçhullerde biliyorsunuz meftuh oluyordu. Yu'adu bina meçhul bir fiildir. Dikkat edelim, bina meçhuldür. Bina meçhullerde de sondan bir önceki harf fethali oluyordu. Harfi mudara'at başındaki dammeli, sondan bir önceki harf ise fethali oluyordu. Şimdi bu kesre fethaya dönüşünce artık vav geri gelebiliyor. Lem yu'ad gibi. Vaat edilmemiş. Tamam mı? Anlamı. Ve tesbutu fi yef'alu bi fethel ayni. Şimdi biz ne zaman dedik faul fiildeki vav harfi mudara'ta düşüyor? Eğer mudara yef'ilu vezni üzerinde olursa. Yani aynel fiili kesreli ise. Ama diyor eğer fethali ise yef'alunun aynel fiili fetha bi fethel ayni ve tesbutu vav, yani o illet harfi olan vav sabit kalıyor. Hasra gitmiyor. Fi yef'alu, yef'alu da bi fethel ayni aynel fiilin fethesiyle. Ne gibi? كَوَجِلَ يُوْجَلُ. Bak, وَجِلَ يُوْجَلُ korkmak anlamında yine misal bir fiildir. Çünkü vav harfi iledir. Fakat şuraya dikkat edin arkadaşlar. Mudara'ta aynel fiil olan cim fethali olunca o vav artık gitmiyor. وَجِلَ يُوْجَلُ. وَالْاَمْرُ emir ne geliyor yücelüden? İyicel geliyor arkadaşlar. وَالْاَمْرُ iyicel. Bakın vav burada yaya dönüşmüştür. Bu nasıl dönüşmüş, nasıl bu hale gelmiş? Yani emir nasıl icel olmuş? Vel aslu, yani asluhu ucel. Şimdi tekrar hatırlayalım. Fiil emri mudara'tan yapıyoruz. Şu harfi mudara'ati attık mı? Ne oluyor? Sakinle başlıyoruz. Sakinle başlayamadığımız için oraya bir hemze-i vasıl getiriyoruz. Hemze-i vasıl getirdiğimizde meksur getiriyoruz genellikle. Meksur bir hemze-i vasıl. Çünkü hemze kayıt ne oldu onu merak ettim. Çünkü o kesildi baya. Neyse hocam, işte. Baştan dönmek zorunda kalmayalım. Yok, başa dönmüyoruz arkadaşlar. Zar zor sizi tıptık bir 10-15 dakika geri gidemeyiz. Ama sonra birleştiririz inşallah eğer yapabilirsek. Evet arkadaşlar, dedi ki eğer fiili mudari yef'ilu vezninde olursa mudari'ndeki fa'ul fiil olan vav düşüyor. Ama eğer fethali olursa orada düşmüyor. Mesela vecile örneğinde fiili mudari yucelu yef'alu vezninde geliyor. Dolayısıyla vav sabit kalıyor ve düşmüyor. Vel emru icel dedik. Emir vecile yuceludan emir icel geliyor. Asli aslında uceldir. Çünkü zaten vav faul fiil vavdır. Yani bizim illet harfimiz burada vav harfidir. Bu vav sonradan iye yaya dönüşüyor. Nasıl oluyor? Biz hemze-i vasli getirdik ya. Ya harfini attığımızda fiili mudara'ten emir yapacağız ya. Harf-i mudara'ti attık. Vav da sakindir. Sakinle iptida olmadığı için oraya bir hemze-i vasıl getiriyoruz. Buraya bir hemze getiriyoruz. Ne oluyor? Ucel oluyor. Sonunu zaten cezm yapıyoruz. Onu başta söyleyelim. Dolayısıyla ucel.
Şimdi hemze kesreli son vav. Arkadaşlar bu Arapçada çok dile ağır gelen bir şeydir. Kesreden sonra vava geçmek zor bir şeydir. Ya da ya'dan sonra dammaya geçmek mesela. Onun için dile kolay olsun diye burada vav ağır olan vav el hem kesrenin cinsi olan ya ile değiştiriliyor. Yani vav burada yaya kalb oluyor. Çünkü kesreden sonra vav çok ağır oluyor. İyucel dili biraz zorluyor. Ama icel desek biz zaten hemze kesreli. Kesre ya demek zaten iki kesre demektir. Dolayısıyla aynı cinsten olunca biraz daha hafif oluyor. O zaman kulibetil vav yaen şuradaki vav arkadaşlar kulibet kalbediliyor, dönüşüyor yaen yaya. Niye li sukuniha? Çünkü kendisi sakindir ve inkisari ma kabliha ma kabli de meksudur. Arkadaşlar şu bir kuraldır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Vav ve ya ikisi de eğer kendileri sakinse kendisinden sonraki harf da eğer kesreli ise yaya dönüşür. Vav yaya dönüşür. Eğer mesela ya varsa ondan önceki harf dammeli ise o ya da vava dönüşür. Bak li sukuniha çünkü buradaki vav sakindir. Ve inkisari makabli de meksur. Makabli meksur olduğu için vav o kesrenin cinsi olan yaya dönüşüyor. Tersi de olabilir. Kendisi ya olsa bu vav yerine ya olsa ya sakin olsa yani öncesi dammeli olsa o ya da vava dönüşür. Çünkü damme vava yakındır. Vav getirmek daha iyi. Anlaşıldı mı? Fe in indamma ma qablaha eğer ma qabli mazmum olursa şimdi bu örnekte mesela kesrelidir icel. İcelde hemze kesrelidir. Şuradaki gibi. Bak şurada bir kesre var. Diyor ki fe in indamma ma qablaha eğer vavun öncesi kesre değil dammeli olursa adetil vav geri geliyor. Çünkü biz vav'ı neden yaya çevirmiştik? Şu kesreden dolayı. Kesre giderse ya da gider. Dolayısıyla vav geri döner. Takulu dersin ki ya Zeydu icel. Ey Zeyd icel kork. Zeyd'e sesleniyorsun. Ya Zeydu. Bakın bu da münadayı müfrettir. Nahiv dersinde geçmişti. Dammeli gelmiş. Niye? Çünkü müfrettir. Ya harfi nida. İcel emirdir. Kork anlamında. Tulfazu bil vavi ve tuktabu bil ya'i. Ya Zeyducel arkadaşlar. Bunun okunuşu şu şekilde. Ya Zeyducel. Bak bu şekil yazılsa bile okunması ne ile oluyor? Vav ile oluyor. Dolayısıyla bunu okumak ya Zeyducel. Niye ya Zeyducel diyoruz arkadaşlar? Çünkü bu hemze-i vasıldır. Burada söylemiştim size. Hemze-i vasıl anında düşüyor. Yani öncesinde bir şeyle birleştirdiğin anda o hemze düşüyor. Dolayısıyla ya Zeydu ile birleştirdiğimizde bu hemze ne yapar? Düşer. Ya Zeyducel. Hemze gidince kesresiyle beraber gidiyor. Kesre gidince tamam mı? Ya da gidiyor. Dolayısıyla o vav geri dönüyor. Dolayısıyla ne oluyor? Ya Zeyducel. Ya Zeyducel. Yani şunun hepsini farz edin ki yoktur. Hemze ile ya. Elif zaten birleşmeden dolayı gitmiş. Ya da eski vav'a dönüşüyor. Ya Zeyducel oluyor. Fakat bununla beraber ya ile yazılıyor ki Zeydu'yu okumadığında veyahut da Zeyd'de durduğunda ya Zeydu dedin durdun icel. İcel'le yeni başlayacak olursan en azından o tür durumlarda hemzeyi artık kesreli okuyarak tekrar ya şeklinde telaffuz edebiliyoruz. Anlaşıldı mı burası arkadaşlar? Biraz zordur ama umarım anlaşıldı. Yani biz ne demiştik? Fethali olduğunda emir icel vezninde geliyor. Çünkü aslı iucel'dir. Yani buradaki illet harfimiz arkadaşlar şu örneklerde geçen hepsinde illet harfimiz vav'dur. O vav yef'ilu vezninde düşüyor. Yef'alu vezninde ise kalıyor. Ama emir yaparken emirde iucel yerine icel diyoruz. Vel emru icel. Niye? Çünkü vav öncesi kesreli olduğu için yaya dönüşüyor. Fakat bu elif kesresiyle beraber ya da bu kesre gittiğinde vav da geri dönüyor. Şu örnekte olduğu gibi ya Zeyducel. Niye telaffuzda böyle de şeyde farklı? Çünkü diyor eğer yani burada birleştirmeme kesin değil. Yani ya Zeyducel okuduğunda, bitişik okuduğunda ya Zeyducel diyorsun. Ama durursan ya Zeydu dedin, vakfettin. Sonra icel desen o şekilde diyebilirsin. Onun için tulfazu bil vavi, vav ile telaffuz ediliyor ama ya ile yazılıyor. Ve tesbutu fi yef'ulu.
Vav arkadaşlar, yani faul fiil harfi ille olan vav tesbutu sabit oluyor. Yine hasf olmuyor. Fi yef'ulu, yef'ulu da bi dammil ayni. Aynel fiilin dammesiyle. Yani aynel fiil mazmum olduğunda ne oluyor? Yine sabit kalıyor. Sadece yef'ulu da hasf oluyordu. Ne gibi? Kavacuha yevcuhu, emir ucuh. Nehi la tevcuh. Bu örnekte de arkadaşlar yef'ulu de dammeli olduğu için yine vav sabit kalıyor. Bak vav burada sabittir, hasf olmamıştır. Bir de yani kevecuha fe'ule gibi yevcuhu, vecuha yevcuhu. Hasune yahsunu gibi 6. babın örneği. Emir ne geliyor? Evcuh. Tamam mı? Nehi la tevcuh. Evet, vecuha yönelmek herhalde. Yevcuhu, evcuh, yönel, la tevcuh. وحذفت الواو من يطأ ويسع ويضع ويقع ويدع. Bu örneklerde arkadaşlar bak kaç tane örnek var? 4-5 tane örneğimiz var. Bunlarda diyor ki vav hasf oluyor. وحذفت الواو من يطأ ويسع ويضع ويقع ويدع. Bunlardan hasf oluyor. Niçin? لأنها في الأصل يفعل بالكسر. Çünkü bunların da asli يفعلodur. Mesela وطأ يوطئ. Vata'a yavti'u basmak anlamında, farklı anlamları da var. Vata'a yavti'u. Yata'u. Vesa'a yasa'u. Yasa'u olsa da arkadaşlar aslı yavsi'udur. Vesa'a yavsi'u. Vada'a yada'u yavdi'udur asli. Vaka'a yavki'u. Veda'a yavdi'u. Asli bu şekilde. Fiil olduğu için bunlarda da faul fiil mudari'ate düşüyor. Yani mesela burada vav düşmüş. Yaka'u da yavka'u vav düşmüş. Yada'u da yavda'u da vav düşmüş. Yes'u da yevsa'u düşmüş. Yata'u da yavta'u düşmüş. Çünkü bunların aslı yef'iludur. Li'ennaha fil asli yef'ilu bil kesri. Ve futihal aynu. Peki niçin o zaman aynı fiil bu örneklerde fethali olmuş? Ve futihal aynu li harfil halki. Harfi halktan dolayı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Üçüncü baptan bahsederken ilk derste ne demiştik? Genellikle sülasi mücerret faale olduğunda, mazisi faale olduğunda mudari'i ya yef'ulu ya yansuru gibi ya da yef'ilu yadribu gibi gelir. Ama eğer aynel fiil ile lamel fiilden birisi hurufi halk olursa, yani boğaz harflerinden biri olursa, o zaman yef'alu vezninde geliyordu. Yani üçüncü bab aynel fiil ve lamel fiili harfi halk olan fiillerden geliyordu. Mesela fetaha yeftahu gibi. Çünkü aynel fiil nedir orada? Fethalidir. وَمِنْ يَذَرُوا يَذَرُوا'dan da yine hasf oluyor. وَمِنْ يَذَرُوا niye? لِكَوْنِهِ بِمَعْنَى يَدَعُوا. يَذَرُوا'nun manası يَدَعُوا ile aynı olunca orada da vav yine düşüyor arkadaşlar. Mana benzerliğinden dolayı. Yani يَوْذَرُوا يَوْزِرُوا وَذَرَ يَوْزِرُوا yine vav burada düşmüş. Niye? Çünkü يَذَرُوا şey anlamındadır. يَدَعُوا anlamındadır. يَدَعُوا da zaten düşüyordu. Yukarıda geçtiği. Dolayısıyla yazarı da o benzerlikten dolayı orada da yine faul fiil vav düşüyor. Kapı açık olsun da boğuldum sıcaktan. Şeyi de biraz açtı. Ve ematu maziye yed'u ve yazaru arkadaşlar. Şöyle bir şey de söylüyorlar. Ve ematu öldürmüşler. Yani yok saymışlar. Ve ematu kim? Safçılar. Vav şeye dönüyor. Safçılara dönüyor. Ve ematu öldürmüşler maziye yed'u ve yazaru. Yani madisini kullanmıyorlar. Ne diyor bu 3? Ey teraku. Öldürmüşler yani terk etmişler. Yani kullanmamışlar. Ve kezalike mastaruhuma ve ismu failihima ve ismu mef'ulihima ala kavli şerhil izi. İzi'nin şerhine göre öyle diyor. Yani bu veda'u veda'a ve vezara. Bu ikinin mazisini terk etmişler. Hiç kullanmamışlar. Bunlar sadece muzari olan fiil. Bu fiiller sadece muzari için kullanılıyor. Ve hasbul fa'i fil müstakbeli delilun ala ennehu vavun. Faul fiilin arkadaşlar fiili muzarihte hasfedilmesi ve hasful fa'i yani faul fiil harfi ile olan faul fiilin hasfedilmesi fil müstakbeli yani muzarihte delilun ala ennehu vavun onun vav olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer ya olsaydı mesela hasfedilmezdi. Hasfedilmesi onun vav olduğunun bir delilidir. Vav olduğunun göstergesidir.
Ve emel ya'u. Şimdi ya kadar vav'dan bahsettik arkadaşlar. Misal eğer vav yani faul fiil harfi illetten vav olursa. Şimdi eğer ya olursa ise ona bakıyoruz. Ve emel ya'u ama ya ise fetesbutu ala kulli halen her halükarda sabit oluyor. Hiç ya hasfedilmiyor. Nahu yemune yeymunu. Bakın bu yemune de 3 harflik bir fiil sülasi mücerrettir. Faul fiili ya'dır. Ve bu ya hiçbir zaman hasfedilmiyor. Mudari'te de yine yeymunu sabit oluyor ve telaffuz ediliyor. Yesere yeysiru. Bu da başka bir örnek. Yine hasfedilmemiş. Yesere yeysiru. Ye ise yeyesu. Bak yemune sağlamak yani sağ elle almak ya da sağdan başlamak anlamında. Yesere yeysiru. Bu da soldan başlamak ya da sollamak gibi bir anlam var. Ye ise yeyesu. Ye ise ümit kesmek, ye ise düşmek anlamında. Yine ye ise misaldir. Mu'telul fa'tir, faul fiili harfi iledir, ya'dır. İşte bu harfi ileden ya olursa bu hasfedilmiyor. Çünkü vav yukarıda dediğimiz gibi fiili mudari' yef'ilu vezninde geldiğinde hasf oluyordu. Mastari fiiletin vezninde olduğunda yine vav düşüyordu. Fiili emirde yine vav düşüyordu. Fakat ya'da ise böyle bir şey yok. Ve tekulu fi ef'ale minel ya'iyi. Ef'ale babında, ef'ale kalıbında ya'i olan, yani faul fiili ya olan bir fiil kullandığında dersin ki eysere yusiru isaren. Eysere yusiru. Şimdi bu sülasi mezid fihi oldu arkadaşlar. Fe'ale sülasi mücerred. Hemze eklediğimizde sülasi mezid oluyor. İf'al babı, ilk akreme gibi. Bunu yesereden nasıl kullanırız? Şu örnekte mesela ne dersin? Eysere. Yani hemze eklediğimizde bu yesere eysere oluyor. Mudari'ne geliyor yusiru. Yani ekreme yukrimu. Yusiru yukrimu. Bak vav kaf gibi, sa ra gibi, ra da mim gibi yusiru. Şimdi burada ya ne oluyor? Vav'a dönüşüyor arkadaşlar. Eysere yusiru. Bu harfi mudari'attır. Bu vav ise ya'dan dönmedir. Mastari ise isaren. Ev eysere. Eysere kolaylaştırmak. Yusiru kolaylaştıracak mudari. İsar mastardır. Fehuve ismi fa'il ise musirun. Başına biliyorsunuz dammeli bir mim getiriyorduk. Sülasi mezid fihi bütün fiillerde ismi fa'il ya da ismi mef'ul yaptığımızda başına bir mimi dammalı bir mim getiriyorduk. Sondan bir önceki harf ise eğer kesreli ise ismi fa'il oluyor. Fethali ise ismi mef'ul oluyor. Fekulibet diyor ki kalb oldu el ya'u vaven. Şuradaki ya arkadaşlar eyseredeki yeseredeki ya vav'a dönüştü. Şuradaki vav'a dönüştü. Yusiru'da. Niçin? Lisukuniha. Çünkü sakindir. Ve indimami ma kabliha. Ma kabli de madmumdur. Az önce söylemiştim size arkadaşlar. Şu örnekte var ya. Neresiydi? Ve'ade ya'idu da'a. Ve miqa yemiqu örneklerinde. Yani şeyde liskunha ve inkisari ma qabliha. Mesela icel, icelde ne oluyordu? Ya vav'a dönüşüyordu. Çünkü şey vav ya'ya dönüşüyordu. Şu vav ya'ya dönüşmüş icel. Niye? Çünkü öncesi kesrelidir. Burada ise tam tersi. Burada da ya vav'a dönüşüyor. Fakulibetil ya vav'en. Ya vav'a dönüşüyor. Niye liskunha? Çünkü ya sakindir ve indimami ma qabliha ma qabli de madmumdur. İşte o ma qabli olan hareke var ya ister kesre ister damma olsun. O kendisinin sonraki harfin kendi cinsi olan harfe dönüşmesini istiyor. Mesela kesre istiyor ki kendisinden sonra ya gelsin. Damma istiyor ki kendisinden sonra vav gelsin. Bu kurala binaen biz ne yapıyoruz? Burada ya'yı vav'a dönüştürüyoruz. Yus yani yey siru iken yus siru diyoruz. Çünkü damma nedir ya? Harfi mudarat biliyorsun. Bütün rubailerde harfi mudarat dammeli oluyor. Özellikle sülasi mezid bir harfin vahidin örneklerin tamamında yukrimu gibi, yufarrihu, yukatilu hepsinde harfi mudara'at dammeliydi. Dammeli olunca arkadaşlar damme istiyor ki kendisine sonra vav gelsin. Dolayısıyla biz bu ya'yı dammaya uygun olsun diye vav'a çeviriyoruz. Ve fi ifteala iftial babında ise minhuma ikisinden ister vav ister ya olsun. İftial babında faul fiil ister vav ister ya olsun ikisi de tuklaban itaen taya kalb oluyorlar, taya dönüşüyorlar. Arkadaşlar hatırlarsanız 2-3 ders öncesinde ne demiştik? Ve meta kana fa'u iftiala
vavan ev yaen ev saen kulibetil vav vel ya'u ve sa'u ta'en. Hatırlıyor musunuz bunu? İftial babında faul fiil vav, ya ve sa. Üç noktalı sa, peltek. Sa olursa o vav, ya, sa neye dönüşüyor? Ta'ya dönüşüyor demiştik. İttaka gibi. İuttakaydı aslı, ittaka gibi. Hatırlıyorsunuz değil mi? İnşallah unutmamışsınız. İşte onu diyor ve fi iftiala iftial babında minhuma yani minel vavi evil ya'i ister vavi olsun ister ya'i olsun faul fiil tuklabani ta'n iki harfte ta'ya dönüşüyor. Ve tudgamani fi ta iftiala o ta'ya dönüştükten sonra faul fiil sonra iftial babındaki ta'ya dağım oluyor. Onun içine konuyor. Bakın arkadaşlar şu fa harfi var ya. Yani bir örnek getirin ki bu fa'a karşılık gelen harf vav olsun ya da ya olsun. Vav veya ikisi de arkadaşlar ta'ya dönüşüyor. Ta'ya dönüşüyor. Sonra bu ta şu ta'nın içine idgam oluyor. Mesela örnek verecek gerçi biz örneklere gidelim. Direkt başka bir örnek aklıma geldi de. Nehu itta'ada. Arkadaşlar itta'adenin aslı iu'ta'adedir. Şimdi gelelim asıl kelimenin kökenine bakalım. İtta'adenin asıl harfleri arkadaşlar va'adedir. Yukarıda geçmişti. Va'ada. Fiili madi budur. Va'ada ya'idu. Harfi mudara'at ya mudara'at fiilde o vav düşüyordu. Şimdi iftial babını yapalım va'adeden. Va'adede iftial babı arkadaşlar itta'ade geliyor. Bu va'ada nasıl itta'ade dönüştü? Şimdi iftial babında ne yapıyoruz? Başına bir elif ekliyoruz. Fe ile ayn arasına da ta ekliyoruz. O zaman ne oluyor? İu'ta'ada. Şuraya bir vav getirdik. Bak şuraya da bir ta ekledik. İu'ta'ada oldu. Bak şuraya bir ta ekleyince İu'ta'ada oldu. Hatta bunu yazalım şöyle. İu'ta'ada. İu'ta'ada arkadaşlar. Kuralımız neydi? وَمَا تَكَانَ فَاوْ اِفْتَعَلَ وَاوَنْ اَوْ يَاً اَوْ سَاً قُلِبَتِ الْوَاوَ وَالْيَا وَسَاوْ تَاً. İftial babında faul fiil ki burada faul fiil vav'dır arkadaşlar. Çünkü fa'ya karşılık gelen vav'dır burada. Eğer faul fiil vav, ya ve sa olursa o vav, ya ve sa ne oluyor? Ta'ya dönüşüyor. Sonra ta diğer ta'nın içinde ne oluyor? Kalb oluyor. Ya yani idgam oluyor. Ne oluyor? İtta'ada. İu'ta'adan asli yani itta'adan asli iu'ta'adadır. Vav ta'ya dönüşüyor. Sonra diğer ta'nın içinde idgam oluyor ve dolayısıyla itta'ada oluyor. Anlaşıldı mı? Yetta'idu fiili mudara' yine yevta'idu iken yetta'idu oluyor. İtti'aden, iu'ti'aden vav yine ta'ya dönüşüyor. Bu da mastar. Fehuve ismil fa'il mutta'idun. Ve zâke ismil mef'ul mutta'adun. Ve ittesara bu da ya'nın örneğidir arkadaşlar. Ya'nın örneği de ittesara. İttesara yettesiru ittisaren. Yani itesara. Yazalım şuraya. Bu ya'dır arkadaşlar. Şu da ta'dır. Şu sin'dir. Şu sa'dır. İ-tesara'dır. Bu ya ta'ya dönüşüp it-tesara oluyor. Fiili mudari' yettesiru mastar ittisaren. Fehuve ismül fa'il muttesirun. Ve zâke ismül fa'ul muttesarun. İsmül fa'il ismül fa'ul arkadaşlar. Sülasi mezid fihide. Başında dammeli bir mim getiriliyor her zaman. Fark nedir? Peki ismi faal ismi faal arasında. İsmi faal de sondan bir önceki harf kesrelidir. İsmi mef'ul da ise sondan bir önceki harf fethalidir. وَقَدْ يُقَالُ اِتَعَدَ يَا تَعِدُ Bazen de şöyle deniyor. وَقَدْ يُقَالُ Bazen de deniyor şu şekil. اِتَعَدَ يَا تَعِدُ Hani burada mesela elife dönüşmüştür. اِتَعَدَ yerine اِتَعَدَ فَهُوَ اِسْمِ فَعَلْ مُتَعِدٌ وَزَاكَ مُتَعَدٌ Yani vav arkadaşlar ta'ya dönüşmeden. Bak muta'adun vav ta'ya dönüşmüyor. Muta'adun değil muta'adun. İsmi mef'ul muta'idun muta'adun. Bu ismi fa'il kesreli olduğu için. Bu da fethali olduğu için ismi mef'ul. Ve itesere ya tesiru fehuve mutesirun. Ve zaka mutesarun. Öyle şekilde bazen de yani ya olduğu gibi kalıyor. Şeye dönüştürülmüyor. Ta'ya dönüşmüyor. Ve haza mekanun mutesarun fihi. Bu da ismi mef'ulun örneği. Tamam mı?
فهو اسم الفاعل متسر وهذا مكان متسر ده اسم مفعول örneği متسر فيه yani kolaylaştırılmış mı ne o yani bir mekanın متسر فيه وحكم ود يود كحكم عض يعض وتقول في الامر ايدت كاعضت ود يودون حكم arkadaşlar مضاعفتır biliyorsunuz ود يود كحكم عض يعض yani faul fiil mudafta faul fiil harfi ille olursa hüküm değişmiyor arkadaşlar. Nasıl ki adda ya addu normal tad'ifte durum neyse faul fiil harfi ille olduğunda da yine durum aynıdır. Yine aynı kullanımlar hiçbir şey değişmiyor. İdgamın olduğu yerler var. İdgamın şekkinin olduğu yani çözüldüğü yerler var. Özellikle cem'i müenneslerde biliyorsunuz çözülüyordu. Zamir birleştiğinde mesela adatta, adattuma, adattum bütün muhatap sigalarında iffak oluyordu, idgam çözülüyordu. Vedde'de de yine idgam çözülüyor. Muhataplarda cem-i müennes ile birleştiğinde ya da mütekellim sigalarında. Yani adda yukarıda geçmişti önceki derslerde. Adda ya'dun hükmü neyse, vedde ya vedunun yani misal da olsa, tad'if ile misalın aynı anda olduğu bir örnektir. Durum değişmiyor. Ve tegulu fil emri, emirde dersin ki, idet ke i'dat. Yani iudetti asli, iudet. O vav neye dönüşüyor arkadaşlar? Ya'ya dönüşüyor. Aynı iceldeki gibi. İcelde nasıl açıklama yaptıysak o burada da geçerli. Hemzenin kesresinden dolayı, burada hemze kesrelidir. Kesreden dolayı vav'ı ya'ya çeviriyoruz. Eğer hareket dammeli olsa, burada ya olsa o bu dammeden dolayı ya'yı vav'a çeviriyorduk. Yukarıda o da geçmişti. Fakat burada kesreden dolayı ya'yı şey vav'ı ya'ya çeviriyoruz. Şuradaki vav'ı ya'ya çeviriyoruz. Ne gibi? Ke-i'adat. Evet arkadaşlar süremiz doldu. Burada duruyorum. Bir sonraki derste Mu'terül Ayn'den başlamak üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Sorusu olan var mı? Evet sorusu olan yoksa arkadaşlar 2 dakika bir ara verelim. Sonra nahiv dersimizden inşallah devam edeceğiz.